Hepinize merhaba, ben Steam'in en saçma oyunları serisine hoş geldiniz. İlk oyunumuz Squirrel with a Gun, yani tabancalı sincap. Sandbox shooter ve platform bulmaca çözme oyunu olan bu oyunda laboratuvarda bir deney faresisiniz. Ancak bir şans eseri kurtuluyorsunuz ve laboratuvardan kaçmanız gerekiyor. Kaçmak o kadar basit değil tabii ki. Sizi kovalayan ajanlar ve etrafta türlü tuzaklar var. Ama merak etmeyin çünkü tabancanız var. DD Creations tarafından ilk Steam oyunları olarak yapılan bu oyun Maximum Entertainment tarafından yayımcılığını üstleniyor. Oyunda sadece tabanca yok bu arada. Uzi, roket atar, sniper ve araba bile mevcut. Sincabınızı özelleştirdiğiniz bu oyunda tam bir kaos yaşanıyor. Ha bu arada çok kızarsanız eğer ajanları tırmalayabiliyorsunuz. Siz nasıl oyun bu yahu demeden ikinci oyunumuza geçelim. The squirrel navigates its surroundings with unmatched agility. Join this journey into the hidden world of the common squirrel. Efendim, Mr. Free Hot Muscles, yani Bay Kürklü Ateşli Kaslar. Oyunda kendi halinde bilgisayar oynayan birisiniz. Ancak daha sonra kurt adamsız kişiler tarafından kaçırılıp bir zindana hapsediliyorsunuz. Oyun mekanik ve işleyiş olarak Slenderman Backrooms tarzı olsa da bu oyunda korkmaktan çok gülüyorsunuz. Gülüyorsunuz diyorum çünkü zindanda işkence için mahkum edilmiş kaslı dostlarımızı kurtarmak zorundasınız ama pek mutsuz görünmüyorlar. Ayrıca enerjinizi kaybetmemeniz için sürekli etraftan proteinli süt koşturduğunuz bu oyunda bosslar da mevcut. Ve tek... Ve gelelim 3 numaralı oyunumuza. Bunu bilerek sona sakladım. Karşınızda Assassin's Creed Shadows. Biliyorum bu oyun Steam'de değil ki diyorsunuz ama yakında çıkacak ve biliyorum bu oyun saçma da değil diyeceksiniz ama durun. Ubisoft bizleri çok şaşırtacak yeni Assassin's Creed oyununu duyurdu ve olay Japonya'nın Sisli Dağları'nda geçiyor. Her şey çok güzel ilerlerken o da ne? Japonların arasında bir siyahi karakter görüyoruz ve olaylar gittikçe büyüyor. İnanın bana bizlik bir sorun yok. Biz genelde oyunun grafiklerine, hikayesine ve nasıl oynandığına bakan bir toplumuz. Ama Amerika başta olmak üzere oyuna o kadar çok eleştiri yapmışlar ki anlatılacak o kadar Japon kahraman varken nasıl olur da Japon olmayan bir karakter seçilir ve bir oyun bu kadar çöp edilir tarzı istemediğiniz kadar video ve yorum bulabilirsiniz. Ve işin ilginç tarafı oyunda Assassin olarak oynadığımız karakter de o değil, Japon bir kız. Yani hikayeyi nasıl bağlayacaklarını şaşırıp içine biraz aşk koymak isteyen Ubisoft, gizlenme oyunu olarak bildiğimiz oyunda Japonların arasına siyah bir karakter koyarak gerçekten muhteşem bir iş çıkartmış deniliyor. Yani benlik pek bir sorun yok ama oyun şu anda YouTube'da eksi oy rekoruna doğru gidiyor. Ama her şeye rağmen Assassin's Creed'in ayrı bir havası var ve bu oyunda da çok güzel mekanikler bizleri bekliyor diyebiliriz. We are the shadows that serve the light. Efendim, listemiz bu kadardı. Bir diğer seride görüşmek üzere. Hoşça kalın.